Rusya Savunma Bakanlığı Kiev'de alışveriş merkezinin vurulma anına ilişkin görüntüleri paylaştı. Bunları şimdi getireceğiz ekrana. İşte alışveriş merkezinin vurulma anına ilişkin paylaşılan görüntüler. Bir füze bataryasını öncelikle görüyoruz ve şimdi bu AVM'ye bakıyoruz. Hipersonik füze kullanılmış olabileceği belirtiliyordu söz konusu AVM'nin vurulması esnasında. Birazdan o infilaka, patlamaya şahit olacağız. Bakanlık AVM'nin Ukrayna ordusu tarafından silah deposu olarak kullanıldığını öne sürüyor bu arada ve patlama anı ekrana geliyor. Füzenin binaya isabet ettiği an Rusya tarafından böyle paylaşılıyor. Savunma Bakanlığı Ukrayna güçlerinin alışveriş merkezini ikmal tesisi olarak kullandığını savundu. Ukrayna ordusuna ait roket sisteminin cephanesini bitirdikten sonra yeni roket almak için AVM'ye gittiği belirtildi. Yani o füze bataryası, başlangıçta gördüğümüz füze bataryasını böyle açıklıyor Rusya anlaşıldığı kadarıyla. Dış cephesi dağıldı, moloz parçaları etrafa saçıldı. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenledi. Alışveriş merkezi ve sivil yerleşimini olduğu alan bombalandı. Hayatını kaybedenler var. Olay yerinin hemen yanında değil ama yakınlarında bir yer burası. Dolayısıyla buraya da o etkiyi, o güç sirayet etmiş. Burada da çok sayıda yerleşim yerinin camlarının kırıldığını görüyoruz. Yeni bir site burası. Bir kısmı hali hazırda inşaat halinde, devamı daha doğrusu. Ancak özellikle hem sağda hem solda alışveriş merkezine yakın noktalarda yerleşimin devam ettiğini, yerleşimin olduğunu biliyoruz. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şiddetli patlama gecenin karanlığını aydınlattı. Gökyüzünde alev topu oluştu. Kopan parçalar metrelerce öteye saçıldı. Ortaya çıkan gücün yarattığı tahribat şu an aslında görünmüyor. Buradan ancak üzerinde sports yazan bir bina, bir yapı daha doğrusu. O yapı tamamen yerle bir olmuş durumda. Artık sadece yazısı güçlükle okunabiliyor. Ancak ayakta kalan bir kısmı yok. Hemen yanındaki alışveriş merkezinde özellikle patlamanın olduğu tarafta çok ciddi bir hasarı var. Alışveriş merkezinin yakınında, patlamanın olduğu tarafa yakın bir yüksek bir bina var. Onun camları tamamen kırılmış vaziyette. Kiev valisi Vitali Klitschko, saldırının Podilski semtindeki bir AVM'ye düzenlendiğini duyurdu. Patlamanın etkisiyle AVM'de yangın çıktı. İtfaiye yangına müdahale etti. Bazı Ukraynalılar yıkılan binanın enkazı altında kaldı. Ekipler kurtarma çalışması başlattı. Hava aydınlandığında felaketin boyutu ortaya çıktı. AVM'deki yangın söndürüldü ama enkazın üzerinde duman tüttü. Otoparktaki otomobiller hurdaya döndü. Binadan geriye yalnızca kömür rengine dönen iskeleti kaldı. Bu son saldırıyla ilgili pek çok soru işareti var. Kentteki, Kiev'deki son durumu öğrenmek gerekiyor. Onu da Murat Karataş aktarıyor. Saldırının hemen akabinde Kiev Belediye Başkanı yine bir sokağa çıkma yasağı ilan etti. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz haftada 35 saatlik bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. İşte benzer bir yasak bu hafta için de geldi. Yerel saatle saatler 20'yi gösterirken Türkiye saatiyle 21 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ta ki çarşamba sabahına kadar bu yasak geçerli olacak. İş yerleri, eczaneler, benzin istasyonları, çok sayıda kurum kapalı olacak. Özel izni olanların dışında kimsenin sokağa çıkmasına izin verilmeyecek ki o özel izni olanlar da güvenlik anlamında çalışanlar, güvenlik görevlileri ve elbette sağlıkçılar. Onun dışında hiç kimsenin sokağa çıkmasına izin verilmiyor. Hatta buna yine geçen hafta olduğu gibi haberciler de dahil. Haberciler bugün ortak bir sosyal medya hesabından bir kez daha uyarıldı ve habercilerin ellerindeki akreditasyon kartlarının yarınki sokağa çıkma yasağından muaf olduklarını göstermediğinin bir kez daha altı çizildi. Dolayısıyla habercilere yarın otelinizde kalın ve çalışmalarınızı otelden yürütün şeklinde bir tavsiyede bulunuldu. Bu arada geçtiğimiz haftaki o sokağa çıkma yasağında özellikle kentte bulunduğu hep konuşulan sabotajlara karşı operasyonlar düzenlenmişti ki yarın da böyle bir ihtimalin olabileceği yine aynı şekilde konuşuluyor. Cephe hattından önemli bir haber var. En azından Ukrayna açısından son derece önemli. Kiev'in batısında bulunan ve Kiev'e bağlı olan Makariv'in
yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçtiği haberi verildi. Hatta Makarev'de yeniden Ukrayna bayrağının çekildiğine ilişkin sosyal medyada da bir takım görüntüler yayınlandı. Bu arada İrpin, Buça ve Borodyanka hattında yoğun çatışmalar hali hazırda devam ediyor ki bugün patlamanın olduğu yere gittiğimizde, AVM'nin olduğu yere gittiğimizde, ki orası da kuzeye çok yakın, kuzeybatıya, o noktada hala o patlamanın olduğu yerin arkasından siyah dumanların çıktığını gördük ki yoğun çatışmalar o noktada devam ediyordu. Mariupol'la ilgili, Donetsk'le ilgili tartışmalar devam ediyor. Özellikle tahliyeler konusunda iki taraf birbirini suçluyor. Bugün Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. Rus birliklerinin işgal edilen Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 2389 çocuğu yasa dışı yollardan Rusya topraklarına götürdü iddiasıyla açıklamayı yaptı Ukrayna Dışişleri Bakanlığı.